Bursa TV ekranlarından, Bursa'da Gün ve Gündem programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programımızda bugünkü konuğumuz Nilüfer Görükle Dumlupınar Mahalle Muhtarı Sayın Reşat Aktaş. Kendisiyle Nilüfer Dumlupınar bölgesini değerlendireceğiz. Bakalım neler konuşacağız bu yarım saat içerisinde diyorum. Ve evet Sayın Muhtarım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bizi Bursa TV'ye burada kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Hakikaten Bursa TV olarak muhtar arkadaşlarımızı buraya davet etmeniz beni çok memnun etti. Ben yıllarca esnaflık yaptıktan sonra 98 yılında esnaflığı bırakınca 99 yılında muhtar oldum. Ve 20. yıla girdik. Allah nasip ederse. Şimdi 20 yıllık bir muhtarlık süreci. Evet. 4 dönem oluyor değil evet. mi? 4 dönemlik bir muhtarlık süreci. Hep sorduğum şu, şimdi bir dönem, iki dönem muhtar olmak tamam ama 3 dönem ve sonrasında bu ciddi anlamda bir güvenin, bir aslında mahalle halkıyla muhtarın arasında oluşan bağın bir simgesi. Doğru mudur? Vatandaşın teveccühü bizi buralarda, yani bu koltukta vatandaş bize oturtuyor. Biz kendimiz oturmuyoruz. Şimdi muhtarların seçimi belediye başkanı gibi, milletvekili gibi değil. Hı hı. Tek başına seçime giriyor, tek başına muhtar oluyor. Onun için muhtarlık Türkiye'de hiç vatandaşlar oy veriyor fakat hiçbir parti, hiçbir şey yardımıyla değil. Siyasi bir bağlamda değil. Hayır, hayır, hayır. Muhtarın partisi olmaz. Muhtar particilik yaptığı zaman hizmeti fazla alamaz. O bir gerçek. Evet. Ben şu ana kadar hiçbir zaman ayrım etmeden A parti, B parti benim için hiç önemli değil. Bütün partiler bizim. Evet. Şimdi Sayın Muhtarım, programdan önce sevgili izleyiciler, Sayın Muhtarım dedi ki, Süheyla Hanım inanır mısınız benim hiçbir zaman muhtar olabileceğim düşüncesi yoktu aklımda. Ama nasıl olduysa işte mesleği bırakıp değil mi? Evet, evet, evet. Benim yıllarca Bursa'da iş yerim vardı, sütahanem vardı. Sütahaneyi esnaflığı bırakınca muhtarla aday oldum. İlk dönemimde 5 tane adaydık, 5 arkadaşın arasında ben seçildim ve bu devam etti. Şimdi şunu da sormak istiyorum, aslen nerelisiniz? Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de öğrensin. Mübadele göçmeni, Selanik göçmeniyiz. Selanik göçmeni, evet. Topraklarımız aynı. Aynı, aynı. Bütün Selaniklilere de buradan selam olsun diyelim, evet. Selaniye'ye de buradan selam evet. olsun diyelim. Bunu da geçmek istemedim. Şimdi 4 dönem 20 yıldır muhtarlık yapmış olduğunuz bölgede siz muhtar olduktan sonraki dönemden bugüne kadar neler değişti, neler gelişti? Çok şey değişti. Bölgesinde? Çok şey bir değişti. Bir kere nüfus olarak... Ben ilk göreve geldiğim zaman nüfusumuz 5000'di. Şu anda Görükle Mahallesi'nde beraber Dumlupınar'ın 70-75 bin nüfusu oldu. İnanın Görükle'de çok şeyler oldu. 2009 yılında belde belediyemiz kapandı. Belde belediye biz ilçe olmayı beklerken beldeden de olduk. Nilüfer Belediyesi'ne bağlandık. Ama iyi ki bağlanmışık. Çünkü bu da önemli bir ayrıntı. Belde belediyelerin fazla bir şeyi yoktu. Hı hı. Hizmet anlamında diyorum. Çünkü Nilüfer Belediyesi'nden sağ olsun Mustafa Boz Bey, belediye başkanımız, hakikaten Görükle'ye hizmetleri çok. Benim Dumlupınar Mahallesi'nde hiçbir tane asfaltsız caddem, sokağım yok. Hepsi yapıldı. Bir tek park alanlarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Onun da
Allah nasip ederse yeni cami yukarıda yaptırdık Dumlupınar Mahallesi'nde. Altında ve üstünde iki tane parkımız ihalesi yapıldı. Mart ayında başlanacak. Bir de Sayın Aktaş, şu benim dikkatimi çekiyor. Özellikle Görükle'yi genel anlamda değerlendirecek olursak, evet çok fazla bina var ama o kadar sıcak ortamlar ki, yani baktığınız zaman sokaklara girdiğinizde hepsi bahçeli, genelde hepsi bahçeli. Çok aşırı yüksek binalar yok. Ama o merkezde kaldı. Dış şehirlerde yeni yapılama siteler oldu. Ama şimdi Dumlupınar'da arsa kalmadı. Müteahhitler, yani şunu söylemek müteahhitler istiyorum. Şeye girmeye başladı. Daha yüksek katlara mı girmeye başladılar şu anda? Hayır, yüksek kat değil. Zaten bizim orada 5 kat. 5 kat. Yani beş şunu kat. Söylemeye çalışıyorum. Evet, 5 katlı binalar var ama sıcak sokaklar. Evet. Soğuk değil. Yani baktığınız zaman hepsinin az çok bahçesi var. Daha sıcak, tabii daha ki, sevimli. Tabii ki. Yani beton i̇şte, yığınları değil. Dumlupınar Mahallesi evet. Yeni yerleşim alanı. Köyün merkezi Görükle tarafında kalıyor. Hı hı. Onun için aynen dediğin 5 katın üzerinde yok bizim. Evet. En yüksek kat 5 kat. Ve bundan da memnunuz. Evet, peki yapılan hizmetlerden bahsedelim. Neler yapıldı başka? Şimdi büyük şehirden isteklerimiz, iki tane yolum vardı benim Dumlupınar'da. Bir Anafartalar Caddesi bulvarı, bir de Atatürk bulvarı. Anafartalar bulvarını yaptı büyükşehir. Yalnız Atatürk bulvarının yarısına kadar geldi. Yarısını da şimdi ihalesi yapıldı. O da yapılacak. Ve büyük şehirden benim en büyük isteğim Uludağ Üniversitesi'nden Görükle'ye trenin gelmesi. Bütün Görükle halkı bunu bekliyor. 75 bin insanımız. Çünkü sabah 8'de Görükle'den üniversiteye kadar bir kuyruk oluşuyor, evet, değil mi? Evet. Araba kuyruğu. Hı hı. Akşam 5'te üniversitenin oradan Görükle'ye kadar araba kuyruğu oluyor. Eğer tren Görükle'ye gelirse bunlar kendiliğinden kalkacak. Büyükşehir Belediyesi'nden bunu özellikle trenin gelmesini bekliyoruz. Yani ihalesi yapıldı diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ama ya Görükle'ye tren gelecek ya ben Görükle'yi terk edeceğim. Bu kadar da büyük söylüyorum. Ya gelecek ya gelecek. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Çünkü vatandaşımız devamlı bize soruyor. Ya ne zaman gelecek? Ya ne zaman gelmesi önemli değil de. Gelsin de ne zaman gelirse. Ama kesinlikle 2019 seçimlerinden evvel gelecek. İnşallah bu, çünkü ulaşım en önemli sıkıntı değil mi şu anda Görükle için? Siz hep şunu söylediniz program öncesinde de, benim trenin, metronun Görükle'nin içine gelmesinden başka hiçbir talebim yok. Evet. Bir o yolun bitecek, hı hı. Bir de metronun gelmesi. Büyükşehir'den başka bir isteğim yok. Ama tren ya gelecek ya gelecek. Başka alternatifi yok. Evet Sayın Aktaş. Şimdi ben muhtarlığa başladığım zaman kapalı pazar alanı yapıldı. Nilüfer Belediyesi yaptı. Buski Nilüfer Şubesi Kayapada'ydı. Onu Görükle'ye getirdik. Dumlupınar'a. Bunu başardığım için kendimle her zaman gurur duyarım. Ve halkım da bunu tam takdir bilmiyor. Takdir eder değil mi? Bilmez mi? Ya bilen çok da bilmeyenler de var. Evet. Artı yollarımızı yaptırdık. Ben şunu söylüyorum her zaman. Görükle'de meydanda dahi söylüyorum. Kahvemiz var orada. Ben bu görevi başka şey için yapmıyorum. Diyecekler ki Görükle'de bir zamanlar bir muhtar Reşat vardı. Bunları yaptırdı. Ben onu istiyorum. Başka hiçbir sorunum yok. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Bunlar da önemliydi. Peki o zaman hemen arkasından şunu sorsam.
Siz kendi isteğinizi söylediniz. Halk kendi muhtarından ne ister? Örneğin siz onlara bu hizmetlerin dışında başka neler verdiniz ki işte bu kadar dönemdir yine muhtarlık yapmaya vallahi devam ediyorsunuz? Vallahi ben bugüne kadar yani bir muhtarın olmazsa olmazı bir nelerdir? Bir vatandaşımın kalbini kırmadım. Kırmam da. Çünkü esnaflık yapmamın en büyük avantajı bende bu. Bir taban oluşturdu sizde değil mi? Bütün muhtar arkadaşlar aynı şekil. Ama ben esnaflık yaptığımdan dolayı esnaflık yapmasaydım belki ben de onlar gibi olabilecektim. Yani insana değer vermek. Evet, bana 7 yaşındaki bir çocuk dahi gelse ben hoş geldin deriz. Öyle karşılarız. Ya bugüne kadar bazı arkadaşlarımız ya nasıl yapıyorsun bu muhtarlık? Kimsenin kalbini kırmadığın zaman kendiliğinden gelir. Süveyla Hanım. Evet, samimiyet. Ve inanın ben vatandaşla tartışmaya kesinlikle girmem. Ve söz verdiğim yerine getiririm. Onu ne isterse olsun. Utanma, sıkılma bende yok. Çünkü bir şey yapılacaksa büyük şehirde de devamlı şey yapıyorum, Nilüfer'de. Ben şöyle düşünüyorum muhtarları, Sayın Muhtarım siz neler söyleyeceksiniz bilmiyorum ama aslında o bölgenin halkının ağzı, gözü, kulağı böyle değil midir bir evet, muhtar? Evet, evet, her zaman. Her zaman. Her zaman. 7/24. Şimdi az önce bir arkadaşımız telefon etti. Ben şimdi saat kaçta? 7'de, 8'de gidip muhtarlığı açıp onun işini göreceğim. Peki bir de derler ki işte muhtarlar şu kadar saat çalışıyor. Hayır, yok öyle bir şey. Nedir? Bunun öyle bir şey yok. Bu nedir muhtarım? Bunu konuşalım. Ben 7/24. 7/24. Gece gidiyoruz. Vatandaşın işini görüyoruz. Gündüz de görüyoruz. Yeter ki bunu rica etsinler, talep etsinler. Tabii ki. Şimdi bazı arkadaşlarımız 8.30, 9, 1 arası çalışıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz her zaman, ben gece çok ikametgah vermeye kalktım. Pijamayla gittiğim oldu. İnanın yani. Doğrudur elbette. Yani. Bunları hani konuşalım ki bunların size külfet gelmediği de çok açık bir şekilde belli zaten. Tavrınızdan, anlatışınızdan bunu anlıyoruz biz. Ama isteriz ki aynı vallahi bölgenin vatandaş, halkı da buna şahit olsun. Vatandaşın oylarınla biz oraya geliyoruz. O koltuğu dolduramasam ben zaten oturmam orada. O koltuğu dolduramasam derken bu yapılacak hizmetleri yaptıramazsam ben orada oturmam. Orada oturmanın bir anlamı yok. Peki kimler muhtar olsun? Şimdi muhtar olmak aslında halkla idari kısmı ortada buluşturan belki de en yakın, en samimi isim. Evet. Hani muhtar olmak isteyenler, aday olmak isteyenlere böyle önerileriniz, vallahi tavsiyeleriniz. Vallahi bizim yolumuzu takip edecekler. Başka alternatifi yok. Biz nasıl gidiyorsak aynı şekil. Kesinlikle kızma, darılma, küsme yok. Kin gitme yok. Vatandaş her zaman haklı. Çünkü ben esnaflıktan geldiğim için vatandaş haklı. Yani haksız dahi olsa yine haklı. Şimdi bu da ayrı bir sabır gerektiriyor yalnız. Vallahi, sabırlı olacak. Şimdi biz sinirlerimizi aldırdık. Söyle Hanım. Sinirlenme yok. Vatandaşa karşı her zaman saygı ve sevgi. Zaten Sayın Aktaş, geçenlerde bir muhtar hanımefendiyle birlikte şöyle bir konu geçti. Daha önceden dedi, işte geldi sabahleyin kapıyı açtı, içeriye bir hışımla girdi. Ben yine aynı şekilde tebessümle karşıladım. İşlemini yaptım. Gitti ve biraz sonra geri döndü dedi. Ben de dedim dedi, acaba niye geri dönüyor? Çünkü bir taraftan gözlemliyorum. Dönüp şöyle bir cümle kullanmış.
Siz benim günümü güzelleştirdiniz ama ben sizin gününüzü mahvettim. Ben sinirli bir şekilde girdiğim halde siz bana son derece saygılı bir şekilde ve güler yüzle hitap ettiniz. Ve burada aslında bazen nabızlar yükselebilir. Ama önemli olan orada o saygıyı, o dengeyi korumak değil mi? Sana bir şey söylesem inanmayacaksın. Buyurun. İnan, 7-8 sene önceydi, oturuyorum. Yanımda da bizim Görlük'te yerli halkın bir tanesi oturuyor. Bir tanesi geldi, bağırıyor, çağırıyor. Bizim Görlükleri kalktı buna. Ne yapıyorsun dedim ya. Ya baksana diyor, ne biçim sana bağırıyor falan. Tamam dedim ya, deşarj olsun. Ve onu şey yaptı. Gitti, ondan sonra geldi, özür diledi. Şimdi, o deşarj olmak için herhalde geldi öyle bir şey. Ya da sinirlerine hakim ama olamadı, geldi. Tabii ki biz onun şeyini alınca o aklı başına geldi. Ya bak bu muhtar bana hiç, o kadar ben şeyler sarf ettim. Geldi, özür diledi. Öfkeye öfkeyle karşılık vermemek çok önemli değil mi? Hayır, öyle bir şey. Öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey olduğu zaman o anda ben de bizim Görlükleri gibi yapsaydım ne olacaktı? Orada birbirimize girecektik. Öyle bir şey olmaz. Evet, zaten bu işi yapabilecek olanlar bu mevkilere geçti. Vallahi bir kere muhtarlığı yapacak arkadaşlarımız, dediğim gibi sinirli olmayacak, sinirlerini aldıracak. Biz bunun başka yolu yok. Vatandaşa karşı sevgi ve saygı. Evet. Peki bundan sonraki seçimlerde tekrardan muhtar olmayı düşünüyor musunuz? Vallahi şimdi vatandaşın teveccühü, vatandaş zorlar, illaki ol derse yapacak bir şey yok. Diyorlar mı şimdiden? Bir şey diyemem. Bir şey diyemem çünkü vatandaş onu şey yapacak. Takdir eder. Sen diyorsun, kendi kendine hiçbir şey değiliz biz. Vatandaşımız bizi oraya getiriyor. Evet. Onların oylarıyla biz o koltukta otururuz. Evet, peki şöyle tekrardan taleplerinizi değerlendirecek olursak, projeleriniz dersek yeniden neler söyleyeceksiniz? Yani hedefleriniz, planlarınız, bir metro dediniz. Valla Büyükşehir'den ben nasıl metroyu oraya getiremesem ben Görlük'ü terk edeceğim. Ha, bu kadar da büyük söylüyorum. Çünkü Büyükşehir'le devamlı irtibat halindeyiz. Şu projeleri yaptık. Ne bileyim, tamam olacak, öyle olacak, böyle olacak. Yani bu sefer kendileri yalancı duruma düşecek. Halkımız devamlı soruyor, geliyorlar bana soruyorlar. Ya bu metro işi ne oldu? Metro işi ne oldu? Metrodan başka plan proje var mı şu anda yapılması düşünülen? Büyükşehir'den dedim ya, Atatürk Bulvarı yarıya kadar gelindi. Yarıdan aşağıya kadar o da yapılacak. Evet. Bunlardan başka? Vallahi Büyükşehir'den şu anda şimdi istekler bitmez. İstekler de bitince ölüm geliyor zaten. Bir de nüfus arttıkça zaten ardı, çünkü olanlar da yetmiyor değil mi? Evet. Verilen hizmetler de yetmiyor. Şimdi çok hızlı büyüyen bir aslında yerden inanın, yerleşim inanın, alanından bahsediyoruz. Ben 12-14 yıl oldu. Büyükşehir belediye otobüslerini Dolupınar'a getireli. Daha 5-6 ay oldu. Görlükte mahallesinden otobüsler başladı çalışmaya. 12-14 yıl öncesinden Dolupınar'a belediye otobüslerini getirttim. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Üniversitenin yine Nilüfer bölgesinde olmasının avantajlarını yaşıyor musunuz? Vallahi şimdi Uludağ Üniversitesi'nin olması tabii ki Görlükleri Görlük'le yaptı. Evet. Yani hem hastane anlamında hem üniversite şimdi anlamında. Şimdi Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi olmasaydı Görlük'le bu halde olmazdı. Mümkün değil. Ha, gelişirdi ama bu kadar gelişmezdi. Evet. Uludağ Üniversitesi'ne 17 bin dönüm arazimiz gitti. Ve inan Görlük'le yerli halkın herkesin arazisi gitti. Benim babamın kendi yeri, rahmetli sahaydı o zaman,
komşularla beraber avukat tuttu. Mahkemeyi kaybetti. Avukat da üniversitenin avukatında berabermiş lan. Avukat masrafı, mahkeme masrafı, bir de tarladan bir kuruş almadık. Bak, bir lira almadık, bir lira. Tarlamız gitti. Şu anda üniversitede. Ama bunun dönüşünü yaşadınız mı? Yani artı anlamda dönüşünü yaşadınız mı? Mutlaka, tabii evet. Ki. Yani bizim Allah'a şükür gene bu tarafta da yerlerimiz, hı hı, olduğundan dolayı. Ama şimdi bazı vatandaşlarımız var. Tek tarlaları oradaydı. Yani gidince hiçbir şeyleri kalmayan aileler oldu. Hiç. Onlar da mağdur olmuş. Mağdur oldular. Mağdur oldular. Evet. Peki şöyle bir sokaklara baktığımızda genelde hep genç nüfus. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biz alışıkız. Çünkü yıllardır Uludağ Üniversitesi, evet, bizim orada olduğundan dolayı ilk geldikleri zamanlar öğrencileri zor oldu, adaptasyon olanı hiç yaşamadılar. Hı hı. Hiç yaşamadı. Görükle'de hiç yaşamadılar. Çünkü Görükle halkı onları evlerini açtılar. Görükle halkı onlarla beraber oldular. İlk zamanlar inanır mısın Görükle'de kahvelere geliyordular kızlar, erkekler. Görüklelerle kağıt taş oynuyordular. Eğer biz Görükle yerli halkı öğrenciye kötü muamele yapsaydık, onlar Görükle'yi tercih etmezdi. Yani Bursa'ya fazla gitmiyorlar, Görükle'ye geliyorlar. Evet, oldukça da diğer illerden de oldukça tercih edilen bir, evet, üniversite, evet, çünkü şimdi değil mi? Şu anda yalnız Türkiye'den değil, dış ülkelerden bir sürü öğrenciler var Görükle'de, evet, kalan. Yani ülke ekonomisine de ayrıca katkı sağlamış mutlaka, oluyorsunuz tabii aslında ki, böylelikle. Tabii ki. Tabii. Evet, peki Sayın Reşat Aktaş, şöyle kısaca hani Dumlupınar halkına diyelim. Mesajınız varsa neler söylemek istersiniz? Vallahi beni izlemeye devam etsinler. Ben Dumlupınar için varım ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğim. Şimdi aday olurum olmam, o belli değil. O bende kalsın. Vatandaşım ısrarla illaki devam edeceğim derse devam ederim. Ama vatandaşa bağlıyım. Gerçi gelip gidenler devam edeceğim diyor. Devam edeceğim diyor. Bir dönem daha yapacağım. Ben 2009'da belde belediyemiz kapanmasaydı Görükle belde belediyesine belediye başkan adayı olacaktım. Ama kazanır kazanmam o ayrı bir konuydu. Ve bir dönem yapacaktım. Benim abim iki dönem belediye başkanlığı yaptı Görükle'de. İki dönem. Yani Görükle'ye hizmetiniz şahsi olarak, evet, yani aile, evet, olarak, aynen, devam etmiş. Aynen. Ama nasip değilmiş. Belde belediyemiz maalesef kapandı. Ama inanın, bak yine de söylüyorum, aday olacaktım. 2009'da kapanmasaydı aday olacaktım. Kapanınca ne yapalım, yapacak bir şey kalmadı. Biz de muhtarlığa devam ettik. Evet, bundan sonrası için de hem sizin için hem Dumlupınar halkı için hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Vallahi şimdi Dumlupınar mahallesi, Görükle beni izlemeye devam etsinler. Ben aynı şekilde demin de söyledim. Görükle'de bir muhtar Reşat vardı desinler. Yarın öbür gün biz ölüp gittikten sonra ya desinler ki Görükle'de bir tane muhtar Reşat vardı. Onu her zaman iyi bir isimle anılmak, değil, evet, mi? Evet. Başka hiçbir şeyim yok. Eğer iyi bir intiba bıraktıysam bu insanlar beni devamlı bu şekilde ansınlar. Evet. İnşallah. Sayın Aktaş, ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Boosted TV'ye çok çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sağladığınız için.
Evet, İnanın burada... yani ben cumartesi günü beni aradılar. Tereddüt etmeden geleceğim dedim. Bak inanın geleceğim dedim. Ve geldim. Hazırlanıp geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan da hem Görükle bölgesine hem Dumlupınar'daki halka da, halkımıza da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim sizin aracılığınızla. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah metroda geldikten metro sonra... Metro gelecek. Geldikten başka alternatif sonra yok. Burada o programları... Bunu inanın zaten Ali Nur Aktaş, onun da soyadı Aktaş, benim de soyadım Aktaş. Metro ya gelecek ya gelecek. İnşallah buradan da Sayın Başkanımız yine Bursa TV aracılığıyla... Bizzat eğer kendinle görüşeceğim, kendinle. Birebir. Böyle yardımcısınla, meclis üyesinle veya birine değil. Birebir kendinle görüşeceğim. Evet, olduktan sonra da bizle de buradan bu haberi, bu müjdeyi paylaşmak kalır inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Bursa TV, Bursa'da gün ve gündem izleyicileri. Bugünkü program konuğumuz Görükle Dumlupınar Mahalle Muhtarı Sayın Reşat Aktaş'tı. Görükle Dumlupınar Mahallesi'ni değerlendirdik kendisiyle. Yarın bir başka programda başka bir konuğumuzla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, her daim sağlık ve sevgiyle.